güzel bir gün olacak sanki. Ne dersin? Evet. Sertaç'la antrenman yapacaksınız. Nasıl hissediyorsun? Biraz heyecanlıyım. Öyle mi? Bugün seni biraz tanıyayım istiyorum ama önce tabii yolculuğun nasıl başladı bence onu konuşalım. 9 yaşında başladım yanlış hatırlamıyorsam. Kendi okulumda başladım. Hangi okul? Işık. Orada başladın. Nasıl oldu peki? Yani antrenmana gittim onların ama yani şey olarak bir görmek için. Basket de seviyordum zaten. Orada sonra beğendiler zaten ki o yaşta çok böyle seçme gibi olmuyor. Hı hı. Alıyorlardı herkesi. Ben de orada başladım. Sonra peki daha çok kendin mi devam etmek istedin ya da bir yönlendirme oldu mu? Nasıl oldu? Kulüpte yani kendim devam etmek istedim. Babam çok basketle ilgili değildi. Hı hı. Ama yani bana da çok yardımcı oluyordu bu konularda yine de. Ben sevdiğim için kendim devam etmek istedim. Peki şimdi hani birçok ülkemizde de aslında başarılı basketbolcu var ve gittikçe artıyor. Hı hı. Şimdi baktığımızda hani hep performansı değerlendirirken birçok faktörden bahsediyoruz ama özellikle mental tarafta sen de eminim ki farkındasın da çok önemli. Sence böyle çok başarılı basketbolcuların, hatta Sertaç'la da bunu konuşuyor oluruz bence, mental olarak hangi özellikleri var ve bu kadar başarılı oluyorlar? Yani psikolojik olarak sence neleri iyi yönetiyorlar da bu kadar onları başarılı bir yerde görüyoruz? Oyun içindeki bence streslerini, kaygılarını iyi yönetiyorlar. Ki yönetmeleri gerekiyor zaten. Çünkü binlerce taraftarın önünde oynadıkları için yani heyecan olabilir, yapamayacağım duygusu olabilir. Onları iyi yönettiklerini düşünüyorum. Yani biraz şey mi, bir tık daha dışsal faktörleri de iyi yönetiyorlar galiba. Çünkü bir sürü kişi izliyor. Onun dışında bir sonraki atışta ne olacağını düşünmek var. Şimdi oradan şuraya gireceğim o zaman. Serbest atış zaten basketbolda en belki de değil mi yani kaygının konuşulduğu yerlerden biri. Sen nasıl yönetiyorsun ya da senin böyle serbest atış atmadan önce bir rutinin var mı ya da işte kendine söylediğin bir şeyler var mı? Nasıl oluyor senin için o serbest atış süreci? Yani rutinim var. Çoğunlukla sol elle dripling yaptıktan sonra atıyorum serbest atışı daha rahat hissettiğim için. Hı hı. Ama dışarıdan gelen şeyi de yani mümkün olduğunca duymamaya, kendi içime kapanmaya ve işte yani ona göre atmaya, heyecanlanmamaya çalışıyorum. Rutini peki o seni rahatlatıyor ve kontrol hissinden dolayı mı kullanıyorsun? Bir sebebi var mı? Rutinim aslında şeyden dolayı. Yani sol elle dripling yaptıktan sonra daha iyi şut attığım için. Daha iyi hissettiğin için yapıyorsun. Yani bir şeyim yok aslında. Bir driplingde de atabilirim, iki driplingde de. Kendimi ne zaman rahat hissediyorsam atıyorum. Aslında yani. Değil mi? O rahatlıkla birlikte zaten orada atışı gerçekleşiyor. Evet. Sola gitmek istiyorsun diyelim. Önce buraya ver kendini. Tam ikisinin arasına. Tamam. İki bacağının arasına. Bir adım geri at. Mesafeyi iyice açtın. Ondan sonra hızlan ve git. Çünkü bak senin gitmemeni istediği yer yani. Direkt gidemezsin. Önce bir vurup mesafe açacaksın. Ondan sonra mesafeyi alıp hızlanman lazım. Tamam. Daha iyi olur senin için. Hem pikenrolde de hem birebirde de. Tamam. Bir adım geri. Heh. Şimdi bu mesafede sana atak ettiğim zaman senin dengen yerine benim dengem bozuk. İstediğin yerden gidebilirsin. Tamam. O mesafeyi yarattığın zaman oyun alanın daha genişler, daha görüşün de genişler. Basketbolla ilgili konuşuyoruz ve aslında basketbolda psikolojik olarak en çok yönetilmeye ihtiyaç olunan durum serbest atışlar. Atışlar öncesinde sporcuların her zaman bir rutin elde etmelerini istiyoruz. Bunun sebebi de aslında dışarıda çok fazla faktör var. Seyirci var ya da o sırada takım arkadaşları ya da rakip. Aslında herkes serbest atış atarken o anda o basketbolcuya bakıyor. Ve onun ihtiyacı olan en önemli şey kendini kontrollü hissedip sadece kendisine odaklanarak rahat bir şekilde o atışı gerçekleştirmek. Bunun için de kendisine edindiği herhangi bir rutin ve rutinlerin parçası sporcunun hem vücudunu rahat hissetmesine, vücudunu hazırlamasına hem de o kontrol hissini en yoğun şekilde yaşamasına sebep oluyor. Örneğin Kobe Bryant bile aslında kendisinin bir serbest atış rutininin olduğundan her zaman bahsediyor.
ilk önce elleri kuru olduğu için bir kafasına elini sürtüp aslında o terini alıp birazcık daha böyle topu ıslattıktan sonra işte derin bir nefes aldığını, topu bilerek 3 kere sektirdiğini, daha sonra potaya baktığını ve bu şekilde attığını söylüyor. Sertaç, yani şu anda birçok aslında basketbolcunun bence hayalini yaşadığın bir hakikaten kariyerin var. Yani çoğunun hedefi hakikaten Euroleague'de oynamak, Barcelona gibi büyük takımlarda oynamak. Şimdi sen çocukken, küçükken neleri doğru yaptın da bugünlere geldin? Bence can içinde iyi bir öğretici olacak diye düşünüyorum. Aslında çocukken, küçükken neleri doğru yaptık değil de o süreçte neleri doğru yaptın daha önemli. Şimdi çocukken herkes neredeyse aynı şeyi yapıyor. O çocukluk kısmını geçtikten sonra, atıyorum 18 yaşından sonra yani nerelerde sağlam kaldın, neleri yaptın, nelere kafa yorduğun daha önemli. Çünkü senden senin yaptığın idmanı başka yerde yapan milyon tane çocuk var. Belli bir kısmı açtıktan sonra işte 18, 20, 25, ya ben de 25'te oldu. Yani 25'e kadar sabrettim. 25'ten sonra ne olduysa oldu bende. O eşiği aşabildim. Yani işte dediğim gibi sen de belki 15 yaşında olacak. Belki 18, belki 20. Ya o sürece kadar dayanmak, o nokta geldiğinde de daha güçlü olmak, o eşiği atlamak önemli olan. Can şu an 17 yaşında ve değil mi? Hı-hı. Senin peki mesela 17 yaşındayken kendini düşündüğünde, kariyerini düşündüğünde hakikaten yani şuna dikkat etsem daha iyi olurdu ya da evet buna dikkat ettiğim için gerçekten bugünlere geldim dediğim bir şey var mı? Belki bu yaştaki birileri için daha böyle yönlendirici olur. 17 yaşında ben ikincilikte oynuyordum. Ya 17 yaşında sahaya çıktığım zaman 35 yaşında abilerimle oynuyordum. Şimdi o süreci anlamamda bana çok yardımcı oldu. Ya bazılarında 17 yaşında çıkıyorlar, Süper Lig'de oynuyorlar, Avrupa'da çıkıyorlar, Madrid'de oynuyorlar ama ben ikincilikte oynuyordum. Bana çok yardımcı oldu o saha içindeki sertliği, o saha içindeki mental olarak nasıl duracağımı, fiziksel olarak nereye kafa yoracağımı öğrendim. Ya fiziksel olarak herkes aynı şeyi yapıyor neredeyse yani. Herkes aynı şeyi yapıyor dediğim, herkes gidiyor halter yapıyor, koşuyor, ip atlıyor, atletizm yapıyor ama o mental yoğunluğu, mental kuvveti sağlamak daha önemli. Çünkü o konfor alanından çıkmak önemli. Kendini rahat hissettiğin yerde belli bir yere kadar gelebilirsin. Yani sürekli kendini ispatlamaya çalışırsan, sürekli ben daha iyisini başaracağım, ben daha iyi olacağım diye düşünürsen bu sana yardımcı olur. Ya yani bunu anlamam benim 23, 24, 25 bu yaşlarda oldu. Ondan sonrası benim için güzel gelişti. Herkesin süreci çok farklı. Ben ya altyapı milli takımlarında çok az oynuyordum. Ya bazen kadroya girmiyordum. Süper Lig'de ya genç oyuncu olarak oynadığımda hani daha çok antrenman yapıyordum maç oynamak yerine. Ya bu bana yardımcı oldu. Yani kuvvetli kalmam gerektiğini gösterdi mental olarak. Yani 20 yaşından sonra İstanbul dışına çıktım. Öğrenmek için, daha çok oynamak için, dışarıda neler var onları görmek için. Onlar bana çok yardımcı oldu. Ya Uşak'ta oynadım, Antep'te oynadım, Trabzon'da oynadım. Bunlar bana inanılmaz şeyler kattı çünkü İstanbul'daki gibi değil olay. Ya başka yerlerde de, başka şekilde de herkes antrenman yapıyor, herkes yani var olmaya çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor. Başka sorunlar da var tabii ki bunun yanında. Ya özellikle o İstanbul dışındaki o Uşak, Antep, Trabzon. Her koşulu görmüşsün galiba. Her koşulu gördüm. Ya onlar bana çok yardımcı oldu mental olarak, cidden. Neleri yapıp neleri yapmamam gerektiğini daha iyi öğrendim. Ya sonu güzel oldu. Ya sonu güzel, daha sona gelmedik ama şu anki süreç gayet iyi, gayet mutluyum.
Cana ve Can gibi kardeşlerime de örnek olmaya çalışıyorum. Ya anlatmaya çalışıyorum nelerden geçtiğimi, nelere dikkat etmeleri gerektiğini. Şimdi sen mental taraftan girince tabii ben şuradan hemen pası alıp Can'a da sormak istiyorum. Şimdi siz takım spor yapıyorsunuz ve günün sonunda hem takımca bir dayanıklılık, mental bir dayanıklılık sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir de bireysel bir şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz bunu. Hani sana soracağım hem takım olarak hem bireysel olarak o mental dayanıklılığı nasıl sağlamaya çalışıyorsun? Nasıl bir şey senin için? Motivasyonumu en yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Olabildiğince takım olarak yani takım arkadaşların da sana güvenmesi senin de kendini güvenini arttırıyor bence. İkisini de yönetmeniz gerekiyor gerçekten ve bazen ikisinden birinin olmadığı yerde de eminim zorluk oluyordur. Bilmiyorum senin için nasıl yani? Ben yani onun yaşlarında işte 20'li yaşların başlarında daha çok yani bireyseli daha çok ön planda tutuyordum. Bir yerden sonra işte ben ne olacak takım olarak oynuyoruz. Hı-hı. Takımı öne çıkartalım. Takım kazansın ben de zaten kazanmış oluyorum. Ya birini öne çıkardığın zaman diğeri eksik kalıyor. Diğerine daha çok önem verdiğin zaman öteki taraftan çok daha çok ödün veriyorsun. İkisini aynı anda aynı şekilde beraber yükseltebildiğin zaman daha yukarılara çıkıyorsun. Can daha 17 yaşında. Daha ilerleyen zamanlarda yaşadıkça daha iyi öğrenecek. Dediğin aslında onu dengede tutuyor olabilmek değil mi? Dengede tutmak en önemli şey. O dengeyi bulmak. Bence söylediklerin çok değerli. Çok teşekkür ederim bu arada. Senin için de eminim ki oldukça öğretici olmuştur zaten. Bugün Team Paribu Mentor Programı kapsamında birlikteydik. Tekrar buluşmak üzere diyeyim.